kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kötülüğe sadece ceza vermek yeterli olur mu? E bir defa kötülüğe iyilikle karşılık vermenin düşmanlıkları dostluklara çevireceği unutmayalım. Zira Kur'an ayetlerinde ve hadis-i şeriflerde geçen kötülüğe iyilikle karşılık verme ahlakı ahlak psikolojisi ve toplumsal barış açısından son derece önemli bir gerçeği ortaya koymaktadır. Elbette ve şüphesiz olarak insanların bazı kötülüklerini hukuki yaptırımlarla önlemek mümkündür. Ancak hiçbir toplumu sadece bu yaptırımlarla uzun süre ayakta tutmanın, hele bu yolla insan arasında dostluk ve kaynaşma sağlamanın, kalıcı toplumsal ilişkiler kurmanın mümkün olmadığı hemen hemen bütün siyaset ve hukuk felsefeleri tarafından kabul edilmektedir. Özellikle bireysel özgürlüklerin öne çıkarıldığı yönetimlerde bu özgürlüklerin anarşiye dönüşmemesi için hakkına razı olmak, bağışlamak, yardımlaşmak, sıkıntıları paylaşmak gibi ferakat örneği davranışların geliştirilmesine mecburuz. Bunun için de insanların bu yönde eğitilmelerine büyük ihtiyaç var bu yapıcı davranışların en ileri derecesi kişinin kendine yapılan bir kötülüğü cezalandırması mümkün olduğu halde bunu yapmak yerine bağışlama yolunu seçmesi hatta kötülüğü iyilikle karşılama yüceliğini gösterebilmesidir. İslam ahlakında bu erdemin adı Hilim'dir. Niteki İbn Atiye sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost vermiş. Mealindeki ayette geçen kötülüğe iyilikle karşılık vermeyi öğütleyen kısmın bütün ahlak güzelliklerini ve hilim çeşitlerini içine aldığını söyler. Selam verme, öfke duygusunu bastırma, alacak ve ilişkilerinde kolaylaştırıcı olma gibi güzel davranışları bu çerçevede değerlendirir. Sonra Abdullah bin Abbas'ın şu sözünü aktarır. Mümin kişi bu erdemli işleri yaparsa Allah onu şeytan etkilerinden korur. Düşmanını dahi ona saygı duymasını sağlar. Bu açıdan bakıldığında Hz. Peygamber Efendimiz'in ferakata dayalı ahlaki tutumu ile siyasi ve sosyal başarılar arasında kesin bir ilişkinin bulunduğu görülecektir. Ancak Burada özellikle bir konuyu hatırlatmayı uygun görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in affetme, kötülüğe iyilikle karşılık verme gibi öğütleri bireysel hakların ihlaliyle ilgili olup kamu haklarını kapsamadığını bizzat Peygamber Efendimiz'in uygulamalarından anlaşılmaktadır. Bu konuda Bukhari'de ve Müslim'de birçok rivayetler söz konusudur. Daha sonraki Müslüman devlet ve hukuk adamlarının görüş ve uygulamaları da bu yönde olmuştur. Dolayısıyla kişiler Kur'ani ahlak dediğimiz bu kötülüklere en güzelle karşılık verme, affetme ve bağışlama erdeminin şahsi haklarla ilgili olduğu unutulmamalı.